Bu grevin ertelenmesi kimseye yarar sağlamaz. Uluslararası Çalışma Örgütü, hükümeti değil, şişe cam işçilerini haklı buldu. İLO, şişe cam grevinin ertelenmesi hak ihlalidir dedi. Bugün grevimizi başlatmış bulunuyoruz. Hepinize hayırlı olsun. Süreç 5800 işçinin Türkiye genelindeki 10 şişe cam fabrikasında greve çıkmasıyla başlamıştı. İşçiler düşük ücret zammına karşı 28 Haziran günü fabrikalarda üretimi durdurdu. Ancak Bakanlar Kurulu genel sağlığı ve milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle grevi erteledi. Kristal İş Sendikası da grev erteleme kararı için Uluslararası Çalışma Örgütü'ne şikayette bulundu. Yani biz militan değiliz. Ülke birliğini, ülke güvenliğini ben cam bardaklarıyla tehdit edemem. İLO Sendika Özgürlüğü Komitesi başvuruyu karara bağladı. Komite, cam sektörü açısından ertelemeyi gerektirecek bir durum olmadığına karar verdi. Ayrıca grev erteleme kararının Bakanlar Kurulu tarafından değil, tarafların eşit temsil edildiği bir kurul tarafından alınması gerektiği belirtildi. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Uluslararası Çalışma Örgütü'nün dikkat çektiği bir nokta daha var. O da Türkiye'deki Sendikalar Kanunu. Kanuna göre hükümet grevi 60 günlüğüne ertelediğinde işçiler bu süre bitiminde yeniden greve başlayamıyor. Bu nedenle erteleme kararı bir grev yasağına dönüşüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü bu maddenin ILO Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna dikkat çekiyor.